Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Hepimizin de bildiği gibi biraz gerginlik var bizde. Ne zaman oluştu bu gerginlik? Çarşamba akşamı oynadığımız Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir Galatasaray maçından sonra bir gerginlik oluştu. Burada çok farklı hakem uygulamaları gördük. Belki doğrusunu gördük ama diğer tarafta bu doğrular niye uygulanmıyordu? Çifte standardını gördük. Bunlara çok girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki hakem standartizasyonumuz yok. Yani bir hakemin doğru dediğine başka hakem yanlış diyebiliyor. Bu bir. Bir de sanki ortamın, takımların kim olduğu da çok fark ediyor. Ne demek istediğimi herhalde bilenler biliyordur. Bu konuya girmeyeceğim. Benim esas anlatmak istediğim şu. Biz aslında hafta sonuna çok tedirgin girmiş, çok relax bir şekilde çıkmıştık. Kasımpaşa maçında takımı gördük, beğenmedik ama galibiyet aldık. Konyaspor maçında takımı gördük, beğenmedik, mağlubiyet aldık. Adana Demirspor maçına çok tedirgin çıktık. 80 küsürüncü dakikaya kadar bu işi kotaramadık. 1-3 puan aldık, çok sevindiriciydi bizim adımıza. Ondan sonra Fenerbahçe maçı başladı. Fenerbahçe maçının ilk yarısı istediğimiz gibi bitmedi. Sonra ikinci penaltı, kırmızı kart, o işten iş çıkmaz derken bir sürpriz geldi ve birden Fenerbahçe 3 puanı kaybediverdi. Dolayısıyla Fenerbahçe bize rakip olmaktan biraz uzaklaşmaya başladı. Biz Başakşehir maçını çok rahat geçebilecek güçte göründük. Daha maçın başında Kerem'le golü bulduk. Bir küçük ayak ofsaytı var. Daha sonra Başakşehir'i 2 kere yakaladık. 3. de artık olmadı. Ama maç başından beri görünen şu var idi, daha golü yemeden önce de biz geriye adam kaçırıyorduk. Bu Fenerbahçe'nin huyuydu, bizim huyumuz değildi ki. Niye bize de bulaştı? Anlatacağım. Peki biz bir maçtan sonra hemen bir kırılma yaşamazdık camia olarak eskilerde. Şimdi niye yaşıyoruz? Bu Fenerbahçe'nin huyuydu. Ona da biraz değinebilirsem değineceğim. Kanat bekler genel itibariyle iki türlü oluyorlar. Bir, Riera tarzı oyuncular ki bunlar tekniğiyle ön plandalar. Mesela Caner, düzgün ayaklı oyuncular. İkincisi de Hakan Ünsal tarzı, Van Aanholt tarzı daha ziyade hırsıyla, kapatmasıyla, koşmasıyla ve gücüyle oynayan oyuncular. Hani bunlara daha hibrit modeller olarak eski Galatasaraylı İsmail ve Semih'i de katabilirsiniz. Eğer sisteminizde kanat bekinizin önünde bir kanat oyuncusu daha varsa ki neredeyse her sistemde bu öyle böyle var. Mesela Kazımcan'ın önünde Kerem gibi, Zaniola Boye'nin önünde. Bu ikisinin uyumu çok önemli. Çünkü birisinin defansa gelecek veya gelmeyecek olması, defansa yardım ediyor olması ya da kanat bek ileriye çıktığı zaman onun arkasını kapatıyor olması, hatta orta sahadan geriye doğru, yana doğru kapatıp onun eksikliğini mesela Boye'ye gittiği zaman orta sahadaki oyuncunun onun yerini kapatması ki Galatasaray'da bunu Berkan ve Torre çok güzel yapıyor. Hatta zaman zaman Oliveira yapıyor. Bununla da bitmiyor. Defans oyuncularının ileriye doğru çıkıp kapatmaları. Bunu Abdülkerim ve Marcao çok güzel yapıyor. Biz kanat beklerden ne bekliyoruz? Pozisyona girmelerini bekliyoruz. Mesela Adekubbe'yi neden tam henüz benimseyemedik? Çünkü Adekubbe ileriye doğru veya sıfır çizgisine doğru çok fazla inmiyor. Ömer Bayram da geldiği sene Akhisar'da sıfır çizgisine inmeyen bir sol bekti ve zaten içeriye doğru oynayınca biraz başarılı olmaya başladı. Sonra hikayesi değişik gitti ama daha ziyade Boye tarzı hatta Dubois tarzı oyuncular göz dolduruyorlar. Okan Buruk'un sistemi de hücum oynayan bir sistem. Defansif, aradan adam kaçırma tarzı oyunlara sık sık başvurmuyor ama yerine göre işte Barış Alper'i, Raşisa'yı ön planda tutup 3-0'lık Fenerbahçe maçında olduğu gibi bu tarz değişiklikler yapmışlığı oluyor ama genel itibariyle oyunu defansıyla beraber ileride kabul eden çok kabaca böyle tanımlanılabilir. Galatasaray'ın Derval döneminden beri oynadığı oyun genel itibariyle hücum futbolu. Feldkamp dönemi. Hücum futbolu ki Okan tam bu dönemlerde yetişmiş bir oyuncu. Fatih Terim de böyle, Gerets de böyle, Rijkaard da böyle, uzun kalmış, kısa kalmış hocaların birçoğunda Hacı de öyle. Belki Lucescu'yu biraz da Hacı'yı bu anlamda farklı düşünebiliriz. Hatta Riekering'i de bu manada dışarıda bırakabiliriz. Şimdi Marsilya'nın hocası olan Igor Tudor mesela bunun ileri versiyonu. Galatasaray'da 2017 yılında oynatmaya başladığı futbol çok fazlasıyla hücumsal öğe içeren bir futboldu. Neyse dağıtmayalım. Biz şu an itibariyle Okan Buruk Hoca yönetiminde hücumu önceleyen bir oyun oynuyoruz. Ama Raşitsa Boey, Kerem Kazımcan, Adekugbe ya da Dubois Yunus ya da Zaniolo uyumları olmadığı zaman, tam olmadığı zaman dönen toplar Galatasaray'ın belalısı haline geliyor. Bu noktada zaten Berkan veya Torreira ve hatta bunlara katılacak işte Sergio'dur, Mertens'in ileride yapacağı baskıdır. Bunlar durdurucu öğeler. Yani Galatasaray gibi bir takımda ileri oyuncusunu topu kaptırdım durayım deme lüksü yok. Muslera ile karşı karşıya kalır oyuncu.
Başakşehir'deki Serdar, Aleksic gibi oyuncular var ise ve Başakşehir gibi oyunu kendi 3'te 2'sinde hatta 3'te 1'inde kabul edip bu toplarla çıkmak isteyen bir takım varsa karşınızda, ki yıllardır bunu yapıyorlar zaten. Ta Viskalı, Mosorolu dönemden beri bunu yapıyorlar. Abdullah Avcı'nın oyun sistemi Okan zamanında da, Emre zamanında da ve hatta Aykut zamanında da çok bozulmadı Başakşehir'de. O zaman dönen, kaptırılan, ezilen toplar sıkıntılı. Mesela bu oyun sisteminin ne olduğunu oyuncuların tam kafasında oturtması gerekiyor. Zaniolo kendi ceza alanımızın önünde 2 kişinin 3 kişinin arasından çıkmaya çalışıyor. Yani sen o topu oynarken senin o topu atacağın kanatlar, ileri uç çoktan ileriye doğru yönelmiş. Yani sen onu kaptırdığın zaman çok dengesiz yakalanacak bir defansla bırakacaksın takımı. Onu bilesin. Bir diğer husus. Bakın size birkaç isim sayacağım. Bunları saydığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunların uyumu. Uche, Hök, Samet, Ulvi, Falco, Stumpf, Beckenbauer, Schwarzenberg, Popescu, Bülent, ne bileyim o gün Kemal. Anladığınız konuyu herhalde, stoper uyumu. Nelson ve Marcao birbirlerini nasıl tamamlıyorlardı? Belki önceki konuşmaları takip edenler varsa bunu duymuşlardır. Tekrar söyleyeyim. Birisi sağlamcı, yan pas bile atmaya korkan ama karşı taraf geldiği zaman bir şekilde o karşı tarafı durdurabilen kesici oyuncu. Bu kim? Nelson. Diğeri de topu öne doğru götüren oyuncu. Bu kim? Marcao. Hatta Luyendama. Her zaman sağlamcı oyuncu göze daha iyi gelir. Marcao ve Luyendama hataya açık bir pozisyonda oynamaktadırlar. Bunu Galatasaraylılar iyi bilir. Cüneyt'le Erhan, Yusuf'la Erhan, bazen Yusuf'la Cüneyt bu rolleri alırlar. Çünkü eğer defanstan top kuramıyorsanız, yani bir ön veya arkaya sarkık liberonuz yok ise, bunu stoperin biri üstlenir. Burada yeni sistemde Abdülkerim üstleniyor. Torreira hemen ondan alıyor topu ya da bu ikisinin arasına giriyor diyorlar ya, o şekilde yapıyor ama genel itibariyle Muslera'nın başlattığı ya da sakin giden oyunda Torreira bunu yapıyor ama top habire sağa sola gidince ne oyun kalıyor ne sistem kalıyor. O zaman iş başa düşüyor ve Abdülkerim bu vazifeyi yapıyor. Sola doğru açılıyor ve çok güzel toplar çıkartıyor. Yani orada takdir etmek lazım ve bazen tekrar döndüğü zaman kendi yeri boş kalıyor. Ve bakıyorsunuz orada sol bek içeride veya boya içeriye doğru girmiş ve dolayısıyla kendi yerini boş bırakmış kalıyor. Defansla beraber çıktığımızda bunu birkaç kere golden önce de golden sonra da yaşadık ve 3 golü de neredeyse bu şekilde yedik. Sorun neydi? Kaan kötü oyuncu mu? İyi oyuncuydu, bir de gol attı. Abdülkerim kötü oyuncu mu? İyi oyuncu ve görüyorsunuz artık, yani yok hata yapıyor vesaire, bunlar küçük şeyler. Ama bu ikisinin bir uyum ve bir rol paylaşımına ihtiyaçları var. İkisi de aynı şeyi yaptıkları zaman kademe kayboluyor. Aynısını Konyaspor maçında da yaşadık biz. Aradan girip gol atıyor ya. Adam aradan gol atıyor. Yani penaltı noktasına yakın yerden topa vuruyor. Dün de yedik aynı golden. Konya maçında da yedik. Bunu iki tane sağlam stoper olan bir takım yememeli. Yemeyeceğiz de biz. Bugün Kaan'la Abdülkerim, hatta Emin yan yana oynadıkları zaman bunu yapmayacaklar ilerleyen tarihlerde ama şu noktada biz Nelson'un eksikliğini çok iyi hissediyoruz. Çünkü Nelson buraları çok iyi kapatıyordu. Eğer Nelson dün oynamış olsa herhangi birisinin yerine tecrübesiyle, Galatasaray tecrübesiyle diyeyim, Galatasaray'daki sistem tecrübesiyle bunu kapatacaktır. Artık o kadar oyuncular sık değişiyor ki bizim en eski oyuncularımızdan birisi oldu artık Nelson. Komik ama gerçek. Dolayısıyla bizim şu geçiş dönemlerinde biraz oturmuş oyuna ihtiyacımız var. Sürekli kadro değişimine gitmek durumunda kalıyoruz ama en azından stoper uyumunu üst düzeye çıkartmamız lazım bizim. Şunu da söyleyeyim, konuyla çok alakası yok ama yine oyunla alakalı. Icardi tarzı oyuncusu olan, Gomis tarzı oyuncusu olan, hatta geriye doğru gidin, Umut Bulut'a kadar gidin, aradakileri de Eren'e falan hepsini katın. Bunların iyi orta kesen oyunculara ihtiyacı var. Ters ayaklı oyuncular oynatıyoruz ters yerlerde ve bu oyuncular orta kesebilmek için geçtikleri adamı tekrar önlerine alıp geriye dönüp düz ayaklarla orta açmaya çalışıyorlar. Bu bizim oyun sistemimize uygun değil. O zaman demarke pozisyondaki Icardi'yi kaybediyoruz ve diyoruz ki Icardi yok, Icardi kayboldu. Gomis girdi bir şey yapamadı. Hayır, bizim çok iyi orta kesen sol kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Yani Ergün Pembe'yi sağ kanatta oynatırsanız iyi şut çeker, önünü açar. Fenerbahçe de aynısını yapıyor. İrfan Can'ı sol tarafa koyuyor. Tamam, gol attı mesela geçen ama o golü 25 maçta bir atacak diye o adamdan faydalanma, o pozisyonu o şekilde kısırlaştırmak çok mu gerekli bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, açıkçası Galatasaray'da bu tamamıyla böyle işlemiyor. Bizim kanatlar gerek taktik gereği gerek kendilerinden, ben taktik gereği olduğunu düşünüyorum, İçeriye doğru oynuyorlar. Yani kendilerini içeriye doğru atıyorlar. Çoğu zaman dominant ayaklarını kullanacak pozisyonlara kadar çizgiden uzaklaşıyorlar. Bu da diğer sorunu çözmüyor. Yani bizim sıfıra doğru gidip fırsatı bulduğu zaman orta açacak. Geçen gün Nathan Redmond mesela, önünde adam vardı.
vardı. Dominant ayağıyla olduğu için adam bir şekilde geçti, ortasını açtı. Bunun gibi bizim Icardi'den veya Gomis'ten fayda göreceksek, hatta Seferovic de bundan sıkıntı çekti. Tamam, formsuz şeydi ama buna dikkat etmemiz lazım. Ve Mertens dün etkili değildi, etkisizdi ama Mertens'e muhtacız. Mertens'i öyle böyle oynatmamız lazım. Çünkü Mata arkadan henüz yetişmedi, gelmedi. Gelecek mi? O da belli değil. Uzamasın. Teşekkür ederim.